Manzara çok güzel. Abi baksana üstüne ya. Şu tarafa baksana abi. Bursa.com'dan merhabalar sevgili seyirciler. Bugün konuğumuz Selim Kurtulan. Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsun gündem çok yoğun aslında. Birçok konumuz var aslında seninle konuşacağımız ama. Öncelikle Mesut Mestan yönetimi istifa etti. Dün akşam bu kongre kararı aldılar. Öncelikle bunun bir değerlendirmesiyle başladım Selim abi. Sonra diğer konularımıza Fatih'le tekrar bir şekilde devam edelim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bursalılara, Bursa sporlara, bizi izleyen arkadaşlara. Evet istifa kararı alındı. Geç alınmış bir karar, güç alınmış bir karar ama eninde sonunda alınmış bir karar. Şimdi herkes bütün Bursa konuşuyor, internetlerden yazıyorlar, çiziyorlar. İşte şöyle olur, böyle olur, işte şu gider, bu gelir, bilmem ne yapar. Ama hiç kimse bir şey bildiği yok, herkes yazıyor, çiziyor sadece. Tabii bizim de kulağımıza geliyor. Ben de fazla kullanmıyorum internetini. Ben yalnız şunu söyleyebilirim. Tek Hüseyin Akdemir'le görüştüm. Bir hafta, bir buçuk hafta önce. Kendisine sordum. Abi aday mısın dedim. Kendisi dedi görev verilirse adayım dedi. Param da var dedi. Ekibim de var dedi. Adayım dedi. Ben de kendisine evet abi Bursa Spor'u yalnız bırakmayın, aday olun. Siz bu işi becerirsiniz, yaparsınız dedim. Ondan sonra o da aday olacağını söyledi bana. İnşallah şu anda kendisi Amerika'da pazartesi Bursa olacak. Salı günü işte arkadaşlarını toplayıp inşallah adaylığımız çarşamba veya perşembe günü açıklayacak. Selim abi yani kongrede ilk oturum ayın 23'ü gibi gözüküyor. Olmazsa da ayın 30'u gibi gözüküyor. Bütün takımlar aslında çalışmalara başladı Bursa Spor'da. Bu çarşamba oyuncularını davet etti. Genelde altyapı oyuncularının olacağı şekilde. Özde tesislerinde kamp başlayacak. Sence bu ilk oturumda bu iş biter mi? Yoksa genelde hep olduğu gibi ikinci oturumda mı iş biter? Vallahi çağrılar nasıl olacak? Ben 30 senelik üyeyim. Daha hiç görmedim ilk oturumda bittiğini. Bir kere bitti galiba. Orhan Özelek zamanı olmuştu. Hatırladığım kadarıyla ilk miydi, ikinci miydi? Yalan söylemeyeyim. Ama ilkinde bitti diye hatırlıyorum. Bir o zaman olmuştu. İnşallah ilkinde bitiririz. Burada tabii Bursa Belediye, Sayın Belediye Başkanımız işte kulüp aday olan başkanımız işte ne bileyim şehrin dinamikleri, büyükleri seslenirlerse üyelere, üyeler gelir. İlkinde bitiririz yani. Ama tabii birlik beraberlik olması lazım. Yani ama ne yazık ki bakıyorum birlik beraberlik yok yani. Herkes istediğini istiyor yani. Ben buradan söylüyorum bakın Ali Ay Başkan olmayacak kesinlikle. Çok hani millet diyor ki ben emin yerlerden duydum, şuradan duydum, buradan. Geç kardeşim onları geç. Geç. Olmayacak başkan. Bu kadar basit yani söylüyorum net. Net. Ali Ay Başkan olmayacak. Maceraya gerek yok bakın. Bursa Spor'un çok borcu var. Gerçekten ödenecek paralar var. Kimse de maceraya girmesin. Eline iki tane kitap alan, iki tane işte proje alan başkan adayı olmasın. Lütfen, lütfen. Bursa Spor'un önünü kesmeyelim, lütfen. Hepimiz Bursa Sporluyuz, lütfen kesmeyelim. İşte biliyorsunuz, Hüseyin Akdemir daha önce de girdi, adaylığını açıkladı. Ama ne yaptılar? İşte ben şunu söylüyorum resmen, Bursa'yı sevmeyenler diyorum. Resmen sevmeyenler diyorum. Ne yaptılar? Dört adayla soktular. Çünkü Hüseyin Akdemir başkan olmasın diye yaptılar bunu. Ben açık açık söylüyorum. Gerçekleri söylüyorum yani. Ne oldu? Oylar bölününce Ali abi başkan oldu. Ne oldu? Bu takımı küme düşürdüler. Doğru mudur? Peki bu takım yani bu sezonki kongrenin, yapılacak kongrenin tek adaylı olacağını düşünüyorsunuz yoksa birkaç aday daha? Ben tek adaylı olduğunu düşünüyorum. Maceraya da kimse girmesin. Lütfen sesleniyorum kamuoyuna. Gerçekten bir iyi bir ekibi var. İyi bir ekip yani. Ben ekipte 5, 6, 7, 10 kişiyi, 10'a yakın insanı tanıyorum. Hani ekibi de güzel. Yani şimdi kızacaklar bana. İşte parası da var. Ama bazıları diyor ki işte parası olsa ne olur? Alayda da para vardı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı diyecekler. Tabii ki Alayda da para vardı. Evet bir şey olmadı. Ama yani Alay kendi
hatasından olmadı yani. Ali Ay bir daha gelse bir daha olmaz. 30 trilyonda bakın Ali Ay gelsin 300 trilyon bütün Bursa para toplasın, bütün borcu da ödesin. Gene başkan olsun, gene bir şey yapamaz, çıkaramaz yani. Çünkü bol harcamayı seven insan. İşte Bursa Spor'u bu hallere düşürdüler yani. Herkese ver, herkese ver, herkese ver. Vere vere ne hale geldi işte bu spor. Ne yazık ki bu. Sorular geliyor abi. Dünkü resimde, özlü tesislerindeki resimde neden olmadınız konusunda birkaç yorum gelmiş. Ya bana bugün çok telefon geldi onunla ilgili. Beni de oraya gidecekleri gün Mehmet abi aradı sağ olsun. Mehmet abi bizim Texas Türbünü'nde sözü geçen arkadaşımız. Bütün arkadaşlar aramış. Beni de aradı sağ olsun, var olsun. Ben de kendisine dedim ki Mehmet abi ben 4-5 gün önce başkanla görüştüm. Bana cuma günü yani o gün gittikleri gün ben kendisine dedim ki gitmeyin abi ben bugün saat 7'ye kadar ben kendi arkadaşlarıma çevredeki arkadaşlarıma da söyledim. Onlara da söyledim. Saat 7-7.30 gibi 8 gibi en geç 8 gibi dedim istifaya çektirdim. Gerek yok dedim gitmeyin dedim. Onun masallarını dinlemeyin dedim. Onun yalanlarını dinlemeyin dedim. O arkadaşlar kendi düşünceleri, kendi fikirleri gitmişler. Teşekkür etmişler. İyi ki ben gitmemişim. Öyle söyleyeyim. Yani ben gitseydim teşekkür etmezdim. Ben gitseydim başka türlü olurdu yani. Çünkü ben 4-5 gün önce kendisini yakaladım. Bana söz verdi, yemin etti. Ben dedi bırakacağım cuma günü dedi. Niye önce bırakmadın dedim. Kendisine söyledim de. WhatsApp'tan mesajlar da attım. Ve oraya gittik. Hani adam bakmış orada arkadaşlarımızı görmüş. Selim nerede demiş. Selim gelmedi demişler. Selim bana küfür ediyor demiş. Orada beni arkadaşlarımızla şikayet etmiş. Sağ olsun arkadaşlarımız da orada demiş. Abi sen gidicisin. Selim kalıcı. Selim abimizdir. Gereğini yapmıştır demiş. Sağ olsun var olsunlar. Orada da destek çıkmışlar. Birlik beraberlik örneği göstermişler. Göstermişler arkadaşlar. Yani işte kimine göre hatadır, kimine göre değildir. Sonra açıklamaları olmuş. Sonra Mesut Beşiktaş açıklama yapmış. Bunlara gerek yok ya. Yani ben gerek yok yani. Ben isterdim orada arkadaşlarımla hepsi hesap olsun. 83 trilyon lira para gelmiş demiş orada. Geldi tamam güzel eyvallah 83 trilyon lira. 83 trilyon lira para geldi. Sen Bursaspor'u 3 milyonluk şehri birinci lige çıkaramadın. Bunu kimse sormamış. Para nerede diye sormamışım. Sen kaç para verdin? Kaç gün kat para diye sormamışım. Ne yapmışlar yani? Çay kahve içmeye mi gitmişler yani? Bunları soracaksın yani. En doğal hakkın. Ya yönetim yok ki zaten. 5 kişiyle Adana Demirspor maçına da 5 kişi gittiler yani. Yönetim yok. Geçen gün Mali As Başkan'ın bana atılan bir tweet'i var yani. Adam diyor ben kasanın yerini bilmiyorum diyor. Daha ne diyeyim abi? Başkan kendisi, Mali As Başkan kendisi, ikinci başkan kendisi. Takımı tek başına. Herhalde kendini ya Levent Kızıl veya rahmetli İbrahim Yazıcı sandı. Ki divanda da bana öyle söyledi. Bu işler paralı olmuyor dedi. Onlar para vermedi dedi ama başarı yaptılar dedi. Ben de başarı yapacağım dedi. Ama ne yazık ki. Şimdi aldığım duyumlara göre 15 trilyon Mesut Beşiktaş'tan para verdim diyor. Vallahi ben bütün Bursa'ya sorsam 15 lira verdi diyemez kimse. Nasıl olacak bu işler? 15 lira veremez diyor herkes. Nasıl olacak bu işler? Adam diyor 15 trilyon para verdim diyor. Ne yapacağız şimdi? Soruyorum ben. Bütün Bursa kamuoyuna soruyorum. 15 trilyon Mesut Beşiktaş'tan vermiş midir? Ben bir şey demiyorum. Ben öğrenmek istiyorum kamuoyundan. Evet sevgili Fatih. Yok. Ama tabii mesela şunu açıklamak istiyorum. Denetim kurulu istifa etti, kızmış. Disiplin kurulu istifa etmiş, kızmış. Ya ne kızıyorsun arkadaş? Adamlar senden şey istiyor yani. Bir şey istiyor ki orada durmaların bir sebebi olsun. Sen o evrağı yollamıyorsun adamlara. Ondan sonra adamlar istifa edince kızıyorsun. Niye kızıyorsun ya? Onları kongreleri seçti. Senin annen baban seçmedi onları Mesut Beşiktaş. Bizler orada görev verdik o insanlara. O insanlar senden kağıt da isteyecek. Kese kağıdı da isteyecek. O kese kağıdını ne vereceksin? Sen 5 aydan beri o kağıtları vermiyorsun. Diyorsun ki arıyorsun adamı. Ben bir adam Serdar abi arıyor. Diyor ki denetleme kurulu başkanı. Ben diyor evrakları istiyorum. O diyor ki biz maili yolladık. Adam diyor yok mailimde diyor. Ve 10 kere mi yollayacağız diyor. Nasıl olacak bu iş?
Ben bunu Bursa halkına bırakıyorum. Ben sadece söylüyorum. Ben doğruları söylüyorum. Ama ben görüyorum internetlerde, yani görmüyorum, bakmıyorum da duyuyorum. Herkes bir şeyler yazıyor. Herkes öyle bilen var ki Bursa'da. Acayip bilen var. Akıl almayacak şekilde yani. Herkes yazıyor. Herkes Bursa Spor'un sahibi. Ala çıksın. Öteki bu gelecek. Öteki şu gelecek. Bu gelecek. Gelmeyecek arkadaş ya. Ya niye? Bak dolarla euro nasıl çıkıyor biliyor musun? Herkes dolar euro çıkacak diyor, çıkıyor. Selim abi, mali konulara da değindin aslında. Şöyle bir şey de var. Bursa Spor'da oyuncuların yaklaşık 10 aydır maaş almadığı, personelin 7 maaşının içeride olduğunu bütün camia biliyor. 8 bütün oldu. Camia ile 8 oldu. Bütün Türkiye biliyor diye. Bunlarla alakalı ne söylersin? Yani oyuncular da ayrılmaya başladı. Giden oyuncular da var. Tabi bunlar da mali anlamda sıkıntı yaşayan oyuncular herhalde. Abi bizim borcumuz 450 trilyon lira. Şöyle söylemek istiyorum. Herkesten de özür diliyorum. Yanlışım olursa da kusura bakmasınlar. Biz bugün, ben de yazılı burada. Biz bugün 22 tane topçu, 19 tane topçu almıştık. 13 tane de topçu göndermiştik. 13 tane topçudan 4 milyon euro para kulübe gelir gelmiş. Yani 32 trilyon lira bu sene Bursa Spor'un kasasına bu işte 12-13 tane topçudan para girmiş. Şimdi o topçuları almaya kalksan, 13 tane topçuyu, soruyorum 100 trilyondan aşağı alır mısın? Alamaz. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Ama biz mecburiyetten tahtayı açtırmak için topçuların hepsini bedavaya verdik. Yani nasıl verdik orayı Mesut'la Allah biliyor. Yani biz para kazanmadık 13 tane topçudan. Ama biz ne yapmışık? 21 tane, 19 tane topçu almışık. Hepsi yazıyor bakın. Cüneyt, Aykut, Şenazon, Burak Altıparmak, Selçuk, Özer, Çağlar, Onurcan, Diyarra, Anıl, Musa Aras, Recep Şahin, Recep Aydın, Serdar, Tuare, Tayfur, Kerem, bir sürü ya. Bu Emrullah Salak, Sadık kim? Emrullah Şalkı, ikinci yer almış kaleci vardı ya. Ha kaleci. Kaleci olan, yedek. Yani, iyi. 83 trilyon bunlara mı gitti ya? O mali tabloda göreceğiz herhalde. Mali tablo yok ki, vermemişler ki, neyi göreceğim. Adam 5 aydan beri istiyor, yok. Yok diyor. Şöyle yani. Bir şey var abi, kongre öncesi biliyorsun gider tablosu açıklanıyor. Kim anlıyor onlardan gider tablosundan, gelir tablosundan? Şöyle bir şey, onu da herhalde Mayıs ayına kadar olan bölümü açıklayacaklar. Mayıs'tan evet. Bu aya kadar evet. Olan bölümü açıklamazlar ama evet. Zaten biliyorsun Mayıs'tan sonra pandemi sürecinde dövizin de nasıl yükseldiğini de biliyoruz. Evet. Sonuçta. O kısım nasıl açıklanacak? Yani bunu nasıl birleştirecekler? İnsanlar bu. Valla onu denetleme, onu kongrede denetleme kurulu başkanı Serdar Bey'e soracağız. Serdar Bey çıkacak, onu da açıklayacak orada. Serdar Bey'e de şöyle, biz telefonla da konuştuk. Geçen hafta Fatih'le onu aradık. İstifa etmeden bir gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Evrakların ne olduğunu, hani iki gün önce konuştuğumuzda, daha ondan önce evrakları istediğini, denetleme yapacağını, sonra da açıklama yapacağını söyledi. Açıklama yapmadı. Ertesi gün aradık. Yarın açıklayacağım dedi. Evet. Aynısını bana da söyledi. Ki bu akşam açıklayın. Hani sonuçta Mesta'nın perşembe günü istifa edeceği söyleniyor. Biz çarşamba konuştu. Çarşamba günü de akşamı da kendisi istifa etti zaten açıklamada. Evet. Niye istifa ettiğini de siz, herkes kamuoyunu daha iyi biliyor yani. Adam neyi açıklayacak, olmayan şeyi mi açıklayacak yani. Sonra da kulüpte adamları görüyor. Adamlara işte yani niye istifa ettiniz, nasıl Bursa Sporlusu gibi laflar söylüyor ya. Yazık günah ya. Peki Selim abi. Yani orada adamlar iş yapamıyor. Niye dursun ki? Kongre üyeleri onlara bir orada bir şey yapmış yani, bir onları atamış oraya. Sen bu adamların istediklerini vereceksin ki onlar da kamuoyuna, kongre üyelerine, Bursa Sporlara bir şeyler sunacak. E şimdi vermezsen ne sunacak? Bir de bağımsızlar ya şu an. Bir de bağımsızlar. Yani. Peki abi, son 5 kongredir her dediğin çıkıyor. Ne söylediysen harfiyen biz onu sezon içerisinde yaşıyoruz. Şimdi de en çok gelen soru, 10-15 tane gördüm öyle soru. AŞ olmalı mı, olmamalı mı? Taraftar bunu senden duymak istiyor. Ben AŞ'ye karşıyım. Açık açık. Bursa Spor'un bugün de aldığım bilgiyi. 4900 tane üyesi var. 900'ü şeyde, askıda. Paraları her sene 9000 kişi ödemiyor parayı. Öyle Bursa Sporlar var ki Bursa'da, ooo bildiğin gibi değil.
9000 kişi ödemiyor. Her sene 1000 kişi oluyor. 8000 9000'den buralara düştük. Şu anda 4100 kişi bildiğim kadarıyla 4120 veya 100 hani 10 20 fazla eksik bereket versin diyelim onlara. 4000 kişi oy kullanacak. Tek aday olursa da 500-600 bin kişi gelir. Ama ben sesleniyorum şehrin büyüklerine, dinamiklerine lütfen. Herkes çağrıda bulunsun. İlk kongrede bitirelim. Bu kulübün önünü açalım. Şimdi bir beklenti daha var. Pazartesi günü diyorlar Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa Spor'u birinci lige çıkarır. Beklenti çok. İnşallah çıkarır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Küme düşmeyi kaldırdıysa 24'e de çıkarsın. Yani Bursalılar 3 milyonluk şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde de tek büyük şehir, belediyesi olan tek büyük şehir. Sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ya bizleri de çıkarsın yani. Herkese güzellik yapıyor. Bursa Spor'umuza da güzellik yapsın Sayın Cumhurbaşkanımız. Peki Selim abi yönetime girmek ister misin öyle bir teklif? Ya herkes haddini bilecek arkadaşlar ya. Bakın herkes haddini bilecek. Adalini koyan arkadaşlar da haddini bilecek. Lütfen ya. Lütfen ya. Bu kadar Bursa Spor bu ya. Demirtaş Spor, Zafer Spor ne bileyim öteki. Yani lütfen ya. Lütfen Allah rızası için ya. Bakın ben duyum. Ama gerçek duyum. Öyle değil. Hüseyin abimiz bir trilyon vermeyeni yönetim. Ne almayacak bir kere? Ya bir kalite olması lazım. Ya bir şey olması lazım ya. Ha tamam 2-3 kişi vermeyebilir. Onlar da iş yapacak arkadaşlardır. Ona tamam. Ama yönetim kurulu dediğin 15 kişi ise affedersin başkan 10 veriyorsa ötekiler 1'er lira verecekler abi. Yönetimler bunlar da eskiden. E şimdi bizim şu anda Mesut Beslan'ın yönetiminde 50 milyar veren var mı ya çıksın ya. Bak çıktım ben 60 milyar vereceğim. Duymadım. Ya yemin etsin ya makbuzunu göstersin ya. Gerçekleri konuşuyorum ben ya. Ya zaten 15 kişiden 5 kişi kaldılar abi. Ya ilk yarıda daha bitti. 5 kişi deplasmana da 5 kişi gidiyorlar. Kulübü de 5 kişi yönetmiyorlar da 1 kişi yönetiyor da. İşte yani ne diyeyim. Yani ben bunları kızdığım için anlatmıyorum. Bunları gerçekleri anlatıyorum yani. Mesut Beslan 83 trilyon lira dünkü arkadaşlarımıza bu kulübe para girdi demiş. Ben de soruyorum bu 83 trilyon nereye gitti? Çık kongrede tek tek tane tane bileceğimiz şekilde açıkla seni ayakta alkışlayayım ya. Ayakta alkışlayayım ne var ya? Bakın Bursa Spor için kim bir şey yapıyorsa en çok alaya kızanlardan bir tanesiyim. Bana gelse dese ki yemin ediyorum Bursa Spor'u çıkaracağım ayağını öperim. Ben öyle Bursa Spor'luyum. Ben bir sürü icraat yaptım hiç beslere atmadım. Hiç reklam yapmadım. Ya yapınca mı büyük olacağız yani? Ben bir hafta, iki hafta Özgüce'de kamp kurdum. Söylememem lazım, söylüyorum. Ayıp böyle şeyler, söylenmemesi lazım. Sen abi, öteki sorulara geçelim. Abi, o zaman oyuncular konusuna geçelim. Dediğimiz gibi ayrılan oyuncular var. Çağlar ayrıldı. Sağ olsun işte Mesut Beslan'ın dalgasına ayrıldı. Çağlar yani bonservis getirecek oyuncuların en yükseği olarak gözüküyor. Ya sen başa gel. Ben ona daha başkan olmadan önce Yusuf Erdoğan'a 300 lira borcumuz vardı. Git dedim askerde. Git dedim 300 liraya öde. 1 milyon, 2 milyon euro, 1,5 milyon euro esrat dedim. Senin bile başkan olmazsam dedi nasıl olacak dedim ona. Ya bir 300 milyon da kaçır oraya ne var yani Bursa Spor için. Bursa Spor'dusun ya. Ya Bursa Spor'u. Perişan ettiler. Anneanneyi söyleyeyim abiler ya. Ben dedim ki elektriklerimiz kesikti. Böyle şeyler ayıptır. Bursa Spor'u böyle şeyler çok ayıp. Bursa Spor'u böyle küçük düşürücü şeyler söylememiz lazım. Hiçbirimizin. Hiçbir Bursa Spor'unun ya. Ama söylemek zorunda bırakıyorlar bizi. Ya dedim ki daha git elektriği öde dedim. Bursa Spor Başkanı daha büyük, büyük ol dedim ya. Adam diyor ki garanti olsun ondan sonra. Ya bunlar böyle yani. Özel konusuna ne diyorsun abi? Adana Demirspor maçı öncesi yaşanan bazı olaylar var. Abi her iki tarafı da akşam dinledim. Hocayı dinledim, özeri dinledim. Hoca hatası. Yönetim hatası. Hoca hatası. Ben bu topçuyu yedek bırakacaksam bir gün önceden söylemem. İkinci yarı oynatacaksam söylemem. Ne yönetime söylerim hocaysa ne de topçuya söylerim. Soyunma odasında derim ki Özer sen çıkmıyorsun.
İlk 11 budur, tahtaya yazalım, çıkın arkadaşlar. Bakalım. Özel bir meden diğer oyuncuların haberi olmuş zaten. Nasıl? Özel'in haberi olmadan diğer oyuncuların haberi olmuş aslında. Ya başkan olmaz, herkesin haberi olur abi. Abi yönetici Renault olursa, topçu da Ferrari olursa bu iş olmaz abi. Kimse kusura bakmasın. Abi altyapıyla alakalı bazı gelişmeler yaşanıyor son dönemde. Hani altyapı futbol okulları satıldı, satılmadı. Kulüp açıklama yapıyor, başkaları açıklama yapıyor. Abi onu açıklama yapmadı. Altyapıyı verdik biz, sözleşmeyi. İki tane Altınordu'da arkadaşımız var. Onlar altyapıyı almışlar. Bu güzel bir proje hakikaten. İyi bir proje. Gerçekleri konuşmak lazım. Yani çok, yani şu anda 81 vilayette Bursaspor'un okulları olacak. İşte Avrupa'da Bursaspor'un okulları açılacak. Ama şurada sorun şurada. Bursaspor kaç para kazanacak? Bana gelen resmi değil, yalan söylemeyeyim. Bana gelen rakamlar çok ucuz. Orada topçular yetişecek, altyapı Bursaspor'a kazandıracaklar. İşte ne parası oluyor, yetiştirme bedeli parası oluyor, Bursaspor alacak. Bunlar güzel şeyler. Bu güzel şeyler. Bunları desteklememiz lazım. Ama bunları birileri para kazanırken Bursaspor da kazanması lazım. Hatta daha çoğunu Bursaspor kazanıyor. Yani. Ama duyduğuma göre en azını Bursaspor kazanıyor. Benim duyduğum rakam 10 yıllığına 1 milyon TL gibi bir rakam. Yani bu da yıllık 100 bin lira gibi bir rakam. Yok. Bedava verseydiler daha iyi. Bursaspor para almıyor deseydiler daha iyi. Bir de Türkiye geneli, yani sadece Bursaspor. Avrupa. Avrupa'da bunun içinde. Avrupa'da açtılar. Bir iki tane yerde açtılar. Ama pandemiden dolayı hiç çalışamıyorlar. Onu da bilmiyorum. Selim abi, Bursa'daki siyasilerin Bursaspor'a desteği nasıl buluyorsunuz? Milletvekili ve diğer Ankara'daki siyasi gücü olan insanlar. Çok şey bekliyor Bursaspor'lar. Bakın abiler, arkadaşlar, Bursaspor'lar. Bursa 3 milyonluk şehir diyoruz. Bursa'nın abisi yok. Kimse kusura bakmasın. Bize eskiden bir Faruk Çelik'imiz vardı. Bakandı ama. Bakanlık yapıyordu. Şimdi Bursa'nın bakanı var mı? Yok. Bir sürü bakan var. Ufacık şehirlerden bakan var. Ama Bursa'dan bakan yok. Niye diye sorun. Herkes, bütün Bursalılar, Bursasporlular, herkes birbirine sorsun. Niye Bursa'dan bakan çıkmıyor 3 milyonluk şehirde? Elde kalan tek büyük şehir, büyük belediye ama. Başkanı. Ama bakan yok. Hadi bunun cevabını verin. Bir tane abi olsa, bakanımız olsa, Özgür Cedi'yi alırsın, Ahmet'i de alırsın, Mehmet'i de alırsın, Cafer'i de alırsın. Ama Bursaspor'lar çok şey bekliyor yani. Milletvekili, şimdi milletvekilleri hani bir bakan gibi bir iş yapamazlar yani. Kimse kusura bakmasın. Ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçenlerde bir sitede, ben okumuyorum, yazmıyorum. Ben inanın ki internetlere falan girmiyorum yani. Hiç internette işim olmuyor yani. Arkadaşlar söyledi, işte dedi Büyük Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza dedi, teşekkür edilmiş, ilçe belediye başkanlarına demiş işte şeylere, siyaset, abiler yapmayın etmeyin. Bakın bilerek konuşun, bilmeyerek konuşmayın. O insanları küstürmeyin. O insanlar Bursaspor'a bir daha yardım etmezler. Lütfen Bursaspor'u kötü anlamda kullanmayın arkadaşlar. Bakın ben Nilüfer Belediye Başkanı'nın, Osman Gazi Belediye Başkanı'nın, Yıldırım Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı, İznik Belediye Başkanı, öteki ilçelerin belediye başkanlarının Bursaspor'a yardım ettiğini biliyorum. Bunları ben açıklamam lazım. Bunları çıkıp Büyükşehir ve şey Bursaspor Başkanı çıkıp açıklaması lazım. Ama 3-5 arkadaşımız çıkıyor, yazıyor. Herkes arkasına takılıyor. Tweetler açılıyor. Nedir o? Tweetler midir? Nedir bir şeyler? İşte. Millet bilmeden konuşuyor yani. Yani yazık, günah yani. Şimdi o adam seneye yardım edecek, etmez abi. Etmez abi. Adamı, insanları kötülemeyin ya. Bak başkan bulamıyoruz abiler. O oraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. O oraya gidiyor. Git kardeşim, mahalle reklamını yapma. Bu sporu kötülemeyin ya. Bursa sporu kötülemeyin. Aşağılara düşürmeyin bu sporu ya. Mesut Beştan mesela demiş işte pay çıkarmasın kimse. Ben kendim bile çıkarmıyorum ya. Çıkarmayacağız arkadaşlar. Bursaspor'u çek yapmayacağız ya. Ya Bursaspor Kulübü sponsor olanlara, yani Bursaspor Kulübü'nün sponsor olanları gerekli şekilde onore edebiliyor mu? Yok, kesinlikle. Kesinlikle etmiyor. Kesinlikle onlara önem verilmiyor. Verirse zaten abi, ya Bursa 3 milyonluk şehir.
sanayi şehri. Herkes destek çıkar abi. Niye çıkılmıyor? İşte bunlar onura edilmiyor diye çıkılmıyor ya. Peki abi giden oyuncularla alakalı biraz vefasız mıyız yani bu konuda? Hani böyle alıp başına gidenler demeyelim de farklı oyuncular olduğu zaman biraz vefasız bir kulüp müyüz sence? Yoksa oyuncular mı kulübe vefasız? Abi şöyle söyleyeyim onu ben. Bu topçular genç arkadaşlar. Bu arkadaşlar 30-35 yaşına kadar toparlar. 35'ten sonra yanımda benim çaycılık bile yapamaz. Benim yanımda yıkama yağlamada araba bile yıkayamaz. Kimse kusura bakmasın. Ama bunlar tabii İstanbul takımları biliyorsun trilyonlar teklif ediyorlar. Adamın beyni döner. Bunlar vefasız. Gidiyorlar oraya. Ben Bursalıyım, Bursa sporluyum diyor. Başka takıma gitmem diyor. Babası da anası da diyor. Bana çok dediler. Çok ben ooo. Serdar'dan tut da kime istersen. Ama oraya Volkan Şen'inden. Oraya gittiler böyle atlar. Niye yapıyorlar? Parayı yapıyorlar abi. Seni kara kaşına, kara gözüne yapmıyorlar. Niye kulüp vefası olsun? Şimdi Kubilay diyorlar. Ne o genç topçumuz? Burak. Burak. 10 liraya oynuyor diyorlar. Kaç para oyuncu abi? Soruyorum abi. 5 sene altyapıdan almışık, 10 sene bakmışık, sıçmış, işemiş, oraya çıkarmışık. Atarken imzayı düşünseydin, 5 sene o paraya oynayacaksın kardeşim. Bursa Spor'a hizmet edeceksin. Ha yönetim der ki, kardeşim hakikaten kendini geliştirdin, iyi topçusun, biz zam yapıyoruz. Razı geleceksin. Ben oynamam 10 liraya dersen olmaz. Yakışmaz bir delikanlıya, bir topçuya. Ben geçen gün altyapı hocasıyla görüştüm. Çocukların o. Hakan abi dedim. Giden topçulardan Bursa Spor'a altyapıya dedim yardım eden var mı dedim. 10 tane forma, 10 tane ayakkabı gönderen var mı dedim. Bunlar altyapıda büyüdüler, altyapıda ayakkabı sıkaldılar dedim. Hiçbir tane yok dedim. Sıfır. Sıfır. Hangimiz vefalıyız, hangisi vefasız? Bunları da söyle kardeşim. Hep mi Bursa Spor Kulübü vefasız? Kardeşim bu kahveyi ne attıysan bakın Bursa Spor'un parası kimsede kalmadı, kimsede kalmaz da. Herkes parasını çatır çatır 50 seneden beri, 51 seneden beri herkes aldı. Yöneticisi de aldı, topçusu da aldı, çalışanı da aldı. Ahmet de aldı, Mehmet de aldı, fazla alan da o aldı. Kimsenin parası kalmaz. İşte bana diyor ki bu yönetimden bir arkadaşım işte topçular gelmiyor. İşte taraftarı kötü. Öyle öyle diyor bana. İşte diyor parası yok. Ya Bursaspor'un ismi var ya şampiyon olmuş takımı. Ne diyorsun sen abi ya? Sen beceremiyorsan bırakacaksın gideceksin. Bak ben nasıl getiriyorum sen et. Ne diyorsun abi sen ya? Bu forma kutsal abi. Ama adam yöneticiyle bilmiyor. Ne diyeyim şimdi ben adama? Senin sezon başında Yalçın Koçukavak'la başladık. Sonra İbrahim Üzülmez en sonunda İrfan Buz'la bitirdik. Sence burada başarısızlık kimin? Yani yönetimin mi bu kadar çok teknik direktör değiştirmesi mi? Üç kocayla bitirdik. Hocalarda mı bir sıkıntı vardı? Üç kocayla bitirdik. Beşten üç kocayla bitirdik. Kimin sıkıntısı var benim mi? Fatih'in mi? Onun mu? Camianın mı suçu var ya? Kimin suçu var abi? Ya Beşten'in suçu var ya. Daha ilk hocanın suçu var ya. Biz ona yani iki tane de hoca WhatsApp'tan attık. O küfürleri söylemeyecek arkadaşlara. Ben şeyi de attım WhatsApp'tan. Abi bak o zaman hoca yok. En güzel hoca bu. Dedim. Ya biz bu işlere karışmak istemiyoruz ama. Yani söylüyoruz. Hangisini alır o bilir. İbrahim gelmeden önce ben Kasımpaşa'nın hocasını söyledim. Boştaydı. Hikmet Kahraman'la onu söyledim. Ama o Hikmet Kahraman'ın bir değerli sonradan söyledim. Beşiktaş kuması tutmaz dedim. Sen ne söylersen söyle. Onlar bildiğini yapıyor. Oyuncularla alakalı bir sene seni hayal kırıklığına uğratan isim kimdi abi en çok? Hepsi. Yani çıkamadığı için tabii ki hepsi diye hepsi. En çok. Hepsi. Hepsi 7'den 70'e. Hani keşke kalsaydı dediğin oyuncu var ya mı? Ya bakın biz 4-1 yenilmişik. İki tane topçu çıkıyor. Bursa Spor'u yerden yere vuruyor ya. Maç sonunda. Maç sonunda. Demiyor biz 4 tane yedik. Kamuoyundan özür dileriz. Bursa Spor taraftarından özür dileriz. Ne diyor biliyor musun? Özer bizi sattı diyor. Ya satan sensin ya. Ne konuşuyorsun ya? Adam nedir o topçu kaç kilo? 100 kilo mu 150 kilo mu? Anıl'ı sırtına aldı götürdü tek başına golü attı ya. Defanstan geldi aldı topu götürdü ya. Ama
Kendi suçunu, kendi şeylerini atmak için birilerine bahane atacaklar yani. Ve çıkıyorlar diyorlar ki biz 10 aydan beri 10 maaş alamadık diyorlar. Efe kardeşim, maçtan önce açıklama yaptıydın ya böyle. Ha, Bursaspor'u niye yerlere düşürüyorsun? Bursaspor'u niye küçük düşürüyorsun sen? Ben yönetici olsam ben orada alırdım formasını, adından evine derdim. Ama yönetici yok ki. Yönetici yok ki. Oynamazmış topçular. Oynamasın kardeşim. Bizim 450 trilyon borcumuz var. Bizim 550 olsun borcumuz. Alıveririm, bonservisini yırtarım ya. Allah Allah, 450 var, 550 olsun, ne yapalım yani. Ama disiplini koyarım kardeşim. Nerede öyle adam? Kardan adam. Yani öyle bir şey olması için en tepeden başlaması gerekiyor zaten. Ya abiler, siz İbrahim Yazıcı'nın, ya neyini anlatayım abi, hangisini anlatayım abi? Siz ya, taraftar hiç matap olur muydu İbrahim Yazıcı'yla ya? Veya topçu. Veya başka biri. Ya ne diyorsun abi sen ya? Bütün gün sabah 8'de çıkıp akşam 8'e kadar kulüpte durur muydu İbrahim Yazıcı ya? Ya harç mı yapılıyor orada? İnşaat mı yapılıyor ya? Ali Ayı da olsun, Recep'i de olsun, Mesut Bestan'ı da olsun. 8'de evden çıkıyorlar, 8.30 kahvaltıda tesislerde yapıyorlar. Akşam oldu mu da akşam yemeğini yiyip evine gidiyorlar. Ben o zaman müdürleri niye tutuyorum? Bana İbrahim Yazıcı, ben sordum. Abi dedim böyle böyle gazeteler bir gün İstanbul'a gitti yazıhanesine. Allah rahmet eylesin. Çok iyi başkandı. Bak Bursaspor şampiyon yaptı diye falan demiyorum ha. Yanlış anlamayın. Sene 88'de geldi. Bizim ikincilik takımını çıkardı. Üç kere üst üste şampiyonluk yarattı yani. Adam başarılarla dolu yani. Hani şimdi millet o başarıyı söyler de biz eskiler bu başarıyı söyleriz yani. Rahmetli Özal bir milyar para verdi, iptal ettirdi bu takımı. Ya neyini anlatayım, hangisini anlatayım ya? Sabahlar olmaz ya. Yani benim anlatmak istediğim başkan olacak, başkan. Abi, ben divanda dedim ki Mesut Bestan'a çıkıp konuşma yapmadım bu divanda da. Hani heveslerini kırmayayım, çalışsınlar, yapsınlar. Hani Bursaspor'a çıktılar, sahip çıktılar. Ha, yanlış yaptılar, ayrı konu. Başarılı olamadılar, ayrı konu. Hani biz birinciye çıksaydık da ben bunları söyleyecektim yani. Kimse kusura bakmasın yani, söylemeyecek değildim. Ama alkışlardım, ayrı konu. Ama yanlış söylerdim yani. Buyur Fatih abi. Abi bu kongrede büyük ihtimalle tek aday biliyorsun. Ya ben herkese, bütün Bursa'yı, Bursaspor'u sevenlere söylüyorum. Ben kendim görüştüm bir buçuk hafta önce. Adam bana görev düşerse hazırım. Ekibim de hazır. Maddi durum da hazır dedi. Bana görev verirlerse ben göreve hazırım diyor. Başkaları macera aramasın diyorum lütfen. Peki borç yükünün altından sence kalkar mı? Çok soru gelmiş, tanımıyoruz. Hüseyin Akdem'i tanımayanlar var muhtemelen, genç arkadaşlar. İnşallah hala gibi yapmaz. Bir çuval parayı getirip oraya koymaz. Herkese gel al gel al gel, o yetmez zaten. Bizim borçlarımızı ben söyleyeyim, 430 trilyon borcumuz var. Özellikle bankalar konusunda bir, bakın bir abiler, Alaya 70 milyarlık bir çekimiz var. Alaya. Bugün o para oldu 130 trilyon. Oturduğu yerden 50 trilyon. Avanta. Bunları konuşun, bunları. 120 trilyon lira bankaya borcumuz var. 16,5 trilyon lira her sene faiz yiyoruz. Bunları konuşun abiler, bunları. Ondan sonra vergi dairesine 50 trilyon borcumuz var. SSK var. Eski topçular bilmem ne. Bu anlatmıştın işte, İbrahim Yazıcı'dan diyor topçu zamanında borç vardı. Anlatıyor masal. Bunu bu maçların sen başkan olmadan önce bileceksin yani. Sen sonra masal anlatıyor mu? Topluyorsun orada arkadaşları, masal anlatıyor. Biz sana daha olmadan önce söyledik bunları. Masala gerek yok ya. Sen şimdi kongrede çıkacaksın aslan gibi. Kime ne verdin? Sen 86 trilyonun hesabını vereceksin. Bak arkadaşlar, 13 tane topçu sattık diyorum. 100 trilyon lira. Bu topçuları bugün almaya kalksan 100 trilyonu alamazsın. 13 tane topçuyu ne anlatıyorsun sen? Bizim borcumuz daha aşağı düşmesi lazım. Hepsine 2'şer trilyon, 3'er trilyon, 4'er trilyon para veriyorduk biz. 1,5 milyon euro oynayan, 2 milyon euro oynayan topçular vardı. Onların paralarını sildiği zaman birer trilyon sil ya.
13 trilyon para. Yapıyor. Birer milyon sirya. Trilyon değil, birer milyon sirya. 13 milyon euro para yapar ya. Borcu düş. Ben anlamıyorum abi, çıkarsınlar hesap kitabını. Yani ben bugün kimse hesap vermiyorlar abi. Hani gelen başkanlar da vermiyor ya. Divan başkanı istiyor, yok diyor. Denetleme istiyor, hesap çıkar, yok diyor. Bilmem. Ya şeffaf olun, şeffaf. Kimden korkuyorsunuz ya? Şeffaf olun. 10 lira kulübe girdi, 5 lira çıktı deyin ya. Ayakta alkışlayalım. Başarı da istemiyoruz ya. Abi divan kurulu da çok eleştiriliyor. Bu konuda neler söylersin yani? Divan kurulu başta... Yetki yok. Yetki yok. Ben gelmeden önce divan başkanıyla da konuştum. Yetki yok. 3 kere diyor şey istedim diyor. Vermiyorlar diyor. Yetki yok. Ne yapayım diyor. Tabancayı çıkarıp öldüreyim adamı diyor. Yetki yok abi. Tüzağa koymadınız abi yetkiyi. Yetki yok abi. Ne yapsın adam? Ben de divan üyesiyim. Ben de kongre üyesiyim. Ben şimdi gitsem kulübe desem ki, sizler gitseniz kulübe deseniz ki hesabı verir misiniz diyecekler mi? Kime vermişler abi? Kime vermişler? Anca savcılar susturusunda bulunacağım ki öyle alacağım evrakları. Denetleme kurulu bile alamadı. Böyle. Denetleme kurulu alamadı, istifa etti. Disiplin alamadı, istifa etti. Abi sen sorunlara devam. Burada çok soru var. Bu akşam bu buradayız. Soru gelmiş. İbrahim Yazıcı'nın yönetimden Besim Hacıoğlu liste için çalışmalara başlamış. Onu sorar mısın? Haberi var mı veya böyle bir şey doğruluk payı var mı? Abi böyle bir şey duymadım. Temin de söyledim, bir daha söyleyeyim. Allah rızası için. Bursa Spor için. Bursalılar için. Lütfen karıştırmayalım Bursa'yı Bursa Spor'u. Bizim herkese sevgim sonsuz, Bursa Spor'ların hepsine. Anlatabildim mi? Ha ama der ki bu şehrin büyükleri var, dinamikleri var. Gider der ki benim 250 trilyon param var, ben Bursa Spor'un borcunu da ödeyeceğim, transferini de yapacağım biri. Ben onun eline ayağına öperim ya. Bizim için illa Hüseyin Akdemir değil. Anlatmak istediğim. Cavit'i de olur, Levent'i de olur, Kamil'i de olur. Anlatabildim mi? Parası olan olur yalnız. İki tane defter sıkıştırıp benim projem var, ben Bursa Spor'a adayım diyen, lütfen. Lütfen telefon açarım, küfür ederim. Lütfen. Artık Bursa Spor'la oynaması kimse. Eline iki tane defter alan, sıkıştıran çıkmasın Bursa Spor'un karşısına. Lütfen. Biz niye çıkmıyoruz abi ya? Benim de üyelerim var abi. Bak ben bugüne kadar bir sürü kongre oldu. Ben 30 senelik üyeyim. Bir tane üye yapmadım kimseyi. Ben Bursa Sporluyum kardeşim. Ben bir tane arkadaşıma demedim Ahmet'e, Mehmet'e Oyat. Fazla konuşturmayalım arkadaşlar. Bu sorular abi burada. Ben şimdi okumam yazmam da fazla yok. Onları çok soru da geliyor aslında. Gelir gelir abi. Soru gelir. Bursalılar. Ya işte bizde şimdi eleştirirler. Kavalye'den yazarlar delikanlılar. Kavalye delikanlıları var memlekette. Yazarlar. Ahmet'i götürüyorlar, Mehmet'i getiriyorlar, Cafer'i götürüyorlar, Hasan'ı getiriyorlar. Oo! Necmi abi çok selam söylemiş. Aleykümselam. Necmi Yıldız. İyi bir arkadaşımız. İyi Bursa Sporlu. Bursa Spor'un federasyondaki delegeleri hakkında görüşleriniz neler abi? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda Bursa Spor'u gerekli şekilde temsil edebiliyorlar mı? Haklarını koruyabiliyorlar mı? Ya bildiğim soruların cevabını soruyorum Selim abi ama yani bu sene koruyorlar. Daha güzel konuşuyoruz. Bu sene koruyorlar. Söylenmeyecek kelimeler ama söyleyeyim. Bu sene çoğu kulüp parasını alamazken Bursa Spor Kulübü de hepsi peşin geldi. Ama bilenler biliyor, bilmeyenler bilmiyor. Onu çıkacak mı? Şüphesinden kaç para geldi değil, kendi açıkacak. Ben biliyorum, açıklamayayım. Bazı kurumlar vardı, kurumları zorda bırakmadım. Abi bu sene tribüne geri dönüyor musun? Onunla alakalı da çok soru var. Hani vallahi şimdi bir ay var, bir ayda ceza almazsak döneceğiz inşallah. Bizim sağımız solumuz öyle belli olmuyor yani. Geçen programda evet öyle demiştin galiba. Ya bizim sağımız solumuz belli olmuyor yani. Selim abi borçlarla alakalı genelde sorularımız var. Sen bir bankalardan zaten bir girmiştin. Banka hiç umurumda değil. Bankaya para ödemesen ne olur? Her sene 16,5 trilyon alıyor. Oh! Hiç fark etmez. Banka peki abi. Vergi faizli koyuyor. Hepsi faizli koyuyorlar abi. Ali Ay faizli koyuyor abi. 70'ti. Borç 130 alacak abi. Umurumda mı? Ödemesen ne olur ya? Ödemesen ne olur? 10 sene sonra alacak. Geri alacak parayı abi. Bursa Spor'un kimsenin parası kalmadı ki. Bak şöyle bir şeyler vardı. Geçen hafta gündeme getirildi bunlar. Çok da tepki çekti. Bursa Spor'un isim değişikliği gibi. Hani Karacabey Spor
Bursa Spor'u düşerse Karacabey Spor'un ismini değiştiririz falan filan gibi. Abi öyle bir şeyler çıktı. Abi öyle bir önerge bile kongreye gelirse, kim getirirse büyük küfürler edilir. Büyük küfürler yer. Bursa Spor'u kimse... ihanet olarak görüyorsun değil mi abi? Ya tabii canım ya, şampiyonluk bizim şeyimiz var ya. Biz üçüncülük edilsek de şampiyonluk şeyimize gurur duyacağız yani. Hepimiz gurur duymamız lazım yani. Ne demek ya Karacabey, yok Kemalpaşa, yani hepsi onlar bizim abilerimiz, dostlarımız. Orada bir sürü Bursa Sporlular var, canımız feda onlara. Bir kere onlara sor, onlar kabul etmezler. Orada yaşayan insanlar kabul etmez hiçbiri. Onlar Bursa Spor'u yeşil beyaz Bursa Spor olarak seviyor. Başka bir şey hiç sevmiyor yani. Onu sildiğin zaman Bursa Spor seyircisi kalmaz. Ya bakın anlatıyorum, 88'de takım çıkardık. İsteseydik rahmetli İbrahim Yasa'yı isteseydi oynatırdı ya. Birincilikte iki tane takım olurdu yani. Derdi ben oynatıyorum derdi. Biz o takımı bile kabul etmedik. Yanlış hatırlamıyorsam Bakırköy'ü mü almışlardı abi o sene? Biz takımı davet edince öyleydi galiba değil mi? Yok, o düştüğümüz seneydi o. Düştüğümüz senenin Bakırköy şey olmuştu o. Ben tabii çok eski zaman, kafada karışık biraz. Daha ya, yani dün ne yediğimi de hatırlayamıyorum ben tam. Peki burada abi, bu... biraz sorunlar var, sen buraya dur. Tamam, oraya geleceğim bayağı... abi. Bir soru daha soracağım. Sor abi. Çok var orada soru. Çok, çok gelen sor. Sorulardan biri. Bu da Bursa sor. Spor'un aşığı olmasına nasıl bakıyorsun? Abi bu memleket o paraları verecek adam varsa yani yapalım. Bak bir şey söylüyorum. Bu memlekette o paraları verecek adam varsa yarın yapalım diyorum. Daha başka bir şey demiyorum. Sen 400 tane kaç rakamda ben ya, oku, ya internetten takip et. Kaç tane kişi verecek de 450 trilyon mu, 450 tane adam mı, birer trilyon mu ne verecek? Ya sen bir, sen onları toplayalım, borcumuzu kapatalım abi. Zaten öyle olursa ya, ya nasıl olacak o iş? Olmayacak şey amin diyorlar yani. Olmaz lütfen ya. Lütfen abiler yapmayalım ya. Abi yani ya, gündem yaratmayalım. Ya bakın gündem şimdi kongre ya. Yazıp çizmeyelim ya lütfen abiler ya. Bursa Spor'u karayacak, Bursa Spor'u aşağılara düşecek. Bursa Spor taraftarı lütfen yapmayın. Bizi Beşiktaşlar, Galatasaraylar, Fenerlilere kendimizi güldürmeyelim arkadaşlar ya. Lütfen hepinizden Allah rızası için diyorum ya. Rica ediyorum ya. Yok Ahmet'in parası verilmemiş yazıyor. Yok Mehmet'in ne yazıyor kardeşim, ver o zaman sen parayı. Parayı sen ver o zaman. Ne yazıyorsun kardeşim? Niye Bursa Spor'u küçük düşünüyorsunuz ya? Ayıptır, günahtır abi ya. Herkes biliyor Ahmet'e borcumuz var, Mehmet'e borcumuz var. Bir içinde kalsın kardeşim. Bursa Spor'u yerden yere vuranların Allah belasını, köpekler selasını versin. Daha ne diyeyim? Abi Konkordato'ya ne diyorsun? Konkordato ilan edilse, gelen başkan böyle bir ilanla bulursa. O ne ya? İflas açıklayacak abi dernek. Açıklanan iflasta borcun yarısı ödenecek. Geri kalan için 8 yıl gibi bir süre var. Bursa Spor... Yani ya devlet imalesi altında borcunu ödeyecek. Evet yani borçlular Bursa Spor'dan borcunu başlandığı zaman alamıyor gibi bir şey. Abiler, herkese borcumuzu ödeyelim. Tüy bitmemiş yetimin hakkı var Bursa Spor'da. Lütfen herkese borcumuzu ödeyelim. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza, diğer belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, bu borç ödenmeyecek bir borç değil. Hepsi bir araya gelsin. Bu borcu inanın iki günde öderler. İnanıyorum. Anladın mı? Ama Bursa'da birlik beraberlik yok. Bu tür şeylere girmeyelim. Anlatabildim mi? Yani bakın Bursa'da Betoson'un desteği daha ne olacak ya? 4 tane topçu almış bu sene. 4'ünün parasını da ödemiş aslan gibi. 4'ünün parasını da ödemiş yani. 83 trilyon da kasaya girdi diyor. Bakın hesabı siz yapın, ben yapmayayım. Benim matematiğim de yok, okumam yazmam da yok. 4 tane topçunun parasını Burkay ödemiş. Teşekkür ediyorum kendisine de. Toplamışlar bu zor günde. 4 tane topçu parası ödemişler arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar. E bu adam başkan mı ya? Bu sporun başkanı mı? O ödemedi yu. Bu ödemedi yu. Bu ödemedi. Ya arkadaşlar lütfen yapmayın ya. Bursa Sporlar, Bursalılar yapmayın lütfen ya. Yanlışın peşinden gitmeyelim ya. Herkese yu. Herkese bu. Peki abi. Ya 13 tane topçuyu o mu alacaktı ya ne? O zaman Burkay başkan olurdu. Arkadaşlar bu şehrin abileri var. Yani bakın arkadaşlar para vererek olmaz. Bakın hep söylüyorum. İş adamlarından para istemekle olmaz. Bir daha söylüyorum. Biz Bursa'nın en büyük kurumuyuz.
Bak ben geçen gün dedim değil mi size? Da arkamızda ya bak arkamızda. Emniyet orayı almış. Bursaspor niye alamıyor arkadaş? Orası 700 trilyon, 600 trilyon, 500 trilyon buranın değeri. Bunları alacaksın, bunları. Bırakın başarı yapmayı. Bu tür yerleri alacaksın. Bu tür yerleri alacak adamların önünü kesiyorlar. Bu yönetimde de vardı. Önünü kestiler. Eski yönetimde de vardı. Önünü kestiler. Bunları bilenler biliyor, bilmeyenler bilmiyor. Ama bize iş geçtikten sonra söylüyorlar bu işleri. Bana baştan söylesinler. Kim? Belediye mi? Kim? İşte Ankara mı? Ben giderim abi 5 otobüs. Ankara'da soyunurum bu spor için. Soyunurum abi. Vermiyorlarsa soyunurum. Ama bana baştan söyleyecekler. İş bittikten sonra değil. Selim abi Bursa Spor Vakıfköy'e geri dönmeli mi? Yani tesisler oraya taşınmalı mı tekrardan? Bununla ilgili ne söylersin? Bence böyle mi olmalı yani? Abi, yani altyapıyla A takım iç içe olmalı. Orası bizim değil zaten. Kira ödüyoruz. Evet. Kirayı da ödeyemedik. Milli emlakı orası. Bir sürü de oraya da şeyimiz var yani. Bunu söylememek istiyorum da yani söyleme zorunda kalıyorum yani. Aslında hata yapıyoruz yani. Yani söylememek lazım. Milli emlak. Biz koskoca Bursa'yız, Bursa Spor'uz diyoruz. 13 tane milletvekilimiz var. Ben milletvekillerime buradan sesleniyorum. Allah rızası için, Bursa için, Bursa Sporlar için. Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşun. Burayı Bursa Spor'a kazandırın ya. Rahmetli çok uğraştı, yapamadı. Bak bizim olayımız burası, Özüce. Biz Özüce'yi alalım, alalım. Bursa Spor'un kurtuluşu zaten. Evet. Ya, yani. Burası da olmayabilir. Ya abi ne bu sur yapımı? Evet. Orada sur yapı alışveriş merkezi var değil mi? Kimin orası? Sorun var mı? Kimin? Neresi? Sur yapımı oldu şey. Hayır sur yapının kendisini İstanbul firması. Yerde kendisini. Evet, yani aldı. Burası abi, var. Bu sporu niye alamıyor yapamıyor? Ya oradan kaç para kira geliyor biliyor musun? Ya bu yok mu buralarda belediyenin yeri, devletin yeri bir şey? Alacaksın yapacaksın abi. 300 tane dükkan, 10.000 euro alacak. Stadın çevresi var abi işte. Ya abi ya başka yer ne olabilir ya? Bize 30 milyonu yer veriyorlar, benzinlik istasyonu veriyorlar. Verme abi, verme. Vermeyin abi, gözünü seveyim ya. Vermeyin abi, bize bir tane adam gibi yer verin. Bir daha gelmesin Bursa Spor Kulübü sana. Bir tane adam gibi yer verin. Kocaman bir yer verin. Her sene Bursa Spor senin belediyeye gitmesin. İş adamlarına gitmesin abi. Yapalım bir AVM. Bursa Spor AVM'si diyelim. Her sene oradan 300 bin euro para alalım. Kira bedeli alalım arkadaşlar. Yapmayın ya. Bu arada bilgi geldi. Eckart Tekstil'in sahibi Necip Şahin'inmiş yer. Sur yapıyor kiralıkmış dediğin gibi. Biz kiralayamayız. Biz Bursa'da olduğumuz için, Bursa'nın içinde oturduğumuz için biz kiralayız. Biz de olsa biz yapamayız. Biz Bursa Sporluyuz. Biz yapamayız. Ya arkadaşlar herkes kendi işini yaptırmaya geliyor. Anlatmayın bana ya. Lütfen ya. Bursa Spor için kimse bir yer kazandırmaya gelmiyor. Millet Mahallesi'nde bir tane AVM var mı? Yıldırım bölgesinde. Söyleyin bakalım. Yok. Ha? Yıldırım Belediyesi oradan bize yer veremez mi? Kim istedi? Kim istedi? Kim istedi? İstediğinde vermedi mi? Söyle bana. Ben gideyim oraya 10 bin kişi 24 saat 10 gün kalayım orada aşk grevi yapayım. Söyle bana. AVM yapamaz mısın Millet Mahallesi'nde? Hiç yok Yıldırım bölgesinde. Ha? Biz mi söyleyelim bunları? Biz söyledik mi bunları ya? Ben araya söyledim buradaki yer alalım diye. 2014-16 senesinde. Hangi yer aldı? Burası. Trafiğin emniyetin aldığı yer. Emniyetin aldığı yer. Arkamız. Şu an güncel. En değerli yer. 700 milyon lira falan. Ya arkadaşlar bir sürü yer var ya. Ama Bursa Spor'un kurtuluşu Özlüce yok benzinlik bilmem ne bunlar değil abiler. Bursa Spor'un kurtuluşu yok ev yapalım işte birileri diyor. Satalım bilmem ne diyeceğim. Borcu bir kere de kapatalım. Yok abi yok. Ev mev yapma abi. Yap böyle plaza. 300 tane dükkan koy. 1000 euro al ya. 300 bin euro para yapar abi. Dersin. Yaparken de yap işlet devlet. 150 tane senin de. 150 bin euro al abi dersin. Bu kadar basit. Cebinden de para harcın. Abi gelen bir soru var. 75 milyon abi euro. Abi şunları oku bakayım sen. 75 milyon euro futbolcu değerimiz varken paralar nasıl buharlaştı? Menajerlere mi gitti, yöneticilere mi gitti? Bu paralara ne oldu? Anlayamadım.
75 milyon euro Bursa Spor'un futbolcu değeri varken bir anda borç çoğaldı ve bu para nasıl buharlaştı diye soruyorlar. Bana ne soruyorlar? Mesela sorsunlar. Ben hepsini biliyorum ama şimdi yani bir de yani, bildiğini soruyor. Bu yönetim içeriye hiç para verdi mi diye bir soru gelmiş. Vermiş adam 15 milyon vermiş abi. 2 milyon euro ver yani yapıyor. 7 euro kaç para? 8-8-16 milyon para vermiş abi. Ben sordum yönetimine, siz dedim inanıyor musunuz dedim. Hiçbiri dedi biz inanmıyoruz. E nasıl ver diyorsunuz? Vallahi sordum, billahi sordum, aradım. 3-5 tanesini. Mali Aspanes başkana sordum ya. Ben birkaç kere dedi futbolcuları prim verirken dedi. Gördüm dedi. Sadece o kadar. Adam kasanın yerini bilmiyor abi. Mali As başkan. Muhasebeye 2-3 kere inmiş. Tuvalete daha çok inmiş. Bursa Spor'un şu anki takım değeri 5 milyon euro. Kaç? 5 milyon euro. Kim diyor onu 5 milyon? Güncel 5 milyon euro Bursa Spor'un şu an takım değeri. Kim diyor abi onu? Kim, Bursa Spor mu diyor onu? Evet abi. Yani oyuncuların takım değeri. Ya arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Bak abiler. Şimdi ya bir tane topçuyu 5 milyon euro satarsın. Bakın bir şey anlatıyorum size. Bu pazardır. Bu pazarı bilmek lazım. Anlatabildim mi? Fosile karpuz falan satmıyoruz yani. Topçu satıyoruz yani. Ya arkadaşlar ben size soruyorum. Galatasaray'dan sol beki nereye gitti Almanya'ya? Kaç para gitti? Kaç para verdiniz o topçuya? Türkiye'dekiler. Yapmayın abiler. Hemen atıp tutmayın. 5 milyon euro yok 1 milyon. Bunları geçin abi. Bir topçuyu 10 milyon euroya da satarsın. Müşteriyi bulursan 1 milyon euroya da satarsın. Zaman gelir 5 liraya da veremez. Bu spor böyledir arkadaşlar. Yönetimle alakalı bir şey. Tabii canım yani. Bu pazarla alakalı. İbrahim İzzet ne dedi? Parayı versinler ceketimi de satarım. Parayı. Anladın mı? Müşteriyi bulacaksın. Sen gidersen simitçiyi menajer yaparsan kulüpte 3 milyon euro mu dedin? Kaç para dedin? 5 milyon euro. 5 milyon euro. 1 milyon euro gitmez takımın değeri. Gidersen harbi menajeri getirirsen değeri 15 milyon euro olur. Bu işler böyledir ya. Bakın abiler bir markete giriyorum 1000 kalem vardı. Bursa Spor'da da 1000 kalem var. 1 milyon kalem iş var orada da. Sanıyorlar abi. Yönetim biri diyor ki bütün arkadaşlarım da kötü oldu. E ne girdin bu arkadaş? Soruyorum sana niye girdin? Ya kötü olduğunda niye girdin? Fatih ile bile kötü oldum diyorlar. E niye girdin be kardeşim? Hadi girdin bir hata yaptın. Ertesi gün bırak kardeşim. Cezbeden bir şey var demek ki. Var tabi koltuk. Sen şimdi cuma günü istifa ettin. Ya kardeşim maçtan sonra 2 gün sonra istifa etsin de etseydin de bu takımın önüne atsaydın iyi olmaz mıydı? He? Niye koltuk? Bekliyor bir heves. Sayın Cumhurbaşkanım çıkarırsa devam edecek. Herkes çakallık çukallık peşinde. Gerek yok bunlara ya. Bursa'da olun, Bursa'da olun ya. Bir su alayım ben abi. Sigara molası yok mu ne? Maalesef abi yeşil ağacıyız. Selim abi. Abi taraftar desin bir sigara iç diye ya. Borçlar konusunda neler söyleyebilirsin? Yani Bursa Spor'un borçları konusunda. Bursa Spor'un kime ne kadar borcu var? Abi nereye bakın, acil ödemesi gerekiyor? Bakın biz bunları konuşuyoruz ya. Var, evet. Bak biz bunları konuşuyoruz ya. Gelen topçu diyor ki, giden topçu diyor ki şimdi ben başkan oldum yarın kulübe geldim. Topçu diyor ki paralı adam geldi diyor. Ben paramın hepsini isteyeyim diyor. Yoksa imza vermem diyor. Anladın mı? Paralı adam geldi ben paranın hepsini isteyeyim diyor. Yarısını veriyorum kabul etmiyor. Üçte ikisini veriyorum kabul etmiyor. Nasıl olsa para var diyor başkan dedi. Mesut Beşiktaş para yok diye hani bende para yok dedi hepsinden kağıdı aldı. Yani gelen başkanın işi zor. Allah yardımcısı olsun yani. Şimdi duyan topçu sanat değil ki bunlar bu Türkiye'de yaşıyor. Kim geldi? Hüseyin Akdemir. Kim bu? Fabrikatör. Ya işi zor yani. Adam 3 lira alacağı varsa 3 lira isteyecek. Yarın icralar başlayacak çıkma. Ama tabii ki iyi bir yönetici, iyi bir sportif hani şey, iyi bunlarla ilişki kuran insanlar,
Var. Bunları bağlayacaksın. 3 lirası vereceksin 2 lira. Alacaksın kağıdı. Vereceksin. Ya abiler, Bursa Spor'da bir tane şu anda sorun var. Anlatayım ben size. Şimdi ismini bilmiyorum. Yabancı topçu hiç Bursa Spor'da oynamadı ha. Recep mi getirdi? Hala mı getirdi? Hatırlamıyorum. Bromovic mi ne? O bir topçu. FIFA'lık bir dava o var şimdi. FIFA'da yani. Bir tane dava yaparım. Sol beki mi diyorsun abi? Valla ben şimdi abi gelmiyor aklıma. En büyük sorun o. Mesela ondan bir ceza gelebilir diye biliyorum yani. Gelebilir ama gelen ödeyecek parayı. Abi gelen başkan önce nelerle uğraşacak? Topçuya da ulaşıyorum ben. Menajerine ulaşıyorum. Takım kurmaya mı uğraşacak? Bu işlerle mi? Yani eksi 3 puan muhabbeti de var. Zor. Çok zor abiler. Bakın. Abi millet yazıyor kamerelerden. Şöyle olur be, ne olur, ne olur be. Ne olur kardeşim, ne olur ya? Hayırdır ya? Oğlum sizin yazdığınız kadar kolay olsa herkes başkan olur ya. Yapmayın, etmeyin, günah, ayıp. O gitsin, bu gelsin, bu gitsin, o gelsin. Vay be, ne çok biliyorsunuz ya. Boban Yoviç'i diyorsun galiba. Heh, yaşa, yaşa. Bir balıktır o. Burak Eren de yazmış. Bir balıktır, yap. Biz ilkokulu abi 9 senede bitirdik fazla. Hani bu yabancı topçuları çeviremiyoruz, dişler de yok. Selim abi, Özen'le mi konuştun? Az önce o soruyu gördüm. Özen'le birebir ne konuştun, ne anlattın, neden bu sıkıntılar olmuş, parasını mı alamadı vesaire diye sormuşlardı, onu merak ettim. Şimdi Özel dedin çünkü iki tarafla da görüştüm dedin. Ben Özel'le konuştum. Özel şunu söyledi bana. Selim abi dedi, ben sakat sakat oynadım dedi ilk maç. İğneyle oynadım dedi. Evet. Doğru. Ben kendisine de kızdım. Açık açık söylüyorum. Sen dedim Bursa Spor'u 5 maç dedim bıraktın yalnız. 5 maçta biz 1 puan aldık dedim. 5 maçta 1 puan aldık. Seninle oynadığımız maçlar dedim 8 maçta şu kadar puan aldık dedim. İstedikleri de söyledim. Sen dedim Bursa Spor'a yanlış yaptın dedim. Bunu da söyledim. Sen dedim oynasaydın o 5 maçı biz 2-3 maç alıp 1. lige çıkardık dedim. Ben bunları söyledim kendisine. Doğru söylüyorsun abi, hırsıma yenildim dedi. Kendisi de böyle söyledi. İşte biz Karadenizliyiz dedi. Biraz kendimizi tutamıyoruz dedi. Kampta da dedi hata olmuştur dedi. Ama dedi ben o topçu arkadaşlarımı hep bugüne kadar korudum dedi. Onlar beni korumadı dedi. İnerken bir tanesi demedi. Özer abiyi niye indiriyorsunuz demedi dedi. Hiçbirini hakkımı helal etmiyor dedi. Peki sözleşmesi devam ediyor abi. Yeni sezonda kadroda eğer çağırıldı. Ki bonservisi verilmezse ki kampa da çağrıldı diyebiliyorum. Evet. Şimdi ne olacak? Aynı topçu o gençlerle veya geçen seneden kalan bu sezondan kalan topçularla devam edecek. Kim çağırmış? Müslüm Esen mi çağırmış? Yok. Evet. Musa Hoca galiba takımı kampa sokuyormuş çarşamba günü. Özel devam edecek. Mesela şey demiş diyebiliyorum. Yani bütün oyunculara gönderin çağrıyı diye demiş. Anıl var yani büyük sorun yaşadı aslında. Anıl'la idmana çıkacak. Çıkarsa çarşamba günü. Biliyorsun konuşanlardan gelmezse de noter huzurunda zabıt tutturulabilir, ceza yiyebilir Özer. Sen merak etme Mesut Beşten araya girir onlara bir pasta keser ikisine boşver. İşten gittikten sonra Mesut abi yapar o işleri. Becerir o işleri. Bir pasta ben yollarım onları keser Mesut. Destan. Ya bunlar ayıp şeyler. Bakın biz sabah, bak söylemeyeceğim gene söylettim Mesut. Biz sabah namazından çıkmıştık. Takım Adana'ya gidecek. Uçağa binecek. Biz namazdan çıkmıştık. 60-70 kişi gitmiştik. Özlüce bu maçı almadan gelmeyin. Bu maçı alın gelin. Yoksa biz taraftarlar olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Diyeceğiz. Sayın Mesut Beşten otobüs durdur mu ya? Siz ne diyorsunuz ya? Çünkü ne? İçeride sorunlar var. Adam sorunu bile aşamıyor ya. O arabadayken kaptan iniyor abi. Hocaya değmiyor. Bu kaptan niye iniyor? Bir kaptan bizde gelmesi lazım. Kaptan gemiyi terk edemez. Demiyor abi, ne anlatayım size ben ya? Bazı şeyler anlatılmayacak şeyler var bak. Bir sürü diyorum, bir sürü, bir tane değil. Abi bak kağıtta çok önemli konular var. Sen onları atlıyorsun galiba. Hepsini sordum. Sen makineden gelenlere bakıyorsun abi. Hepsini sordum abi. İyi abi. Taraftar konusunda, yani meslek konusunu zaten konuştuk. Taraftarlar konusunu konuştuk. Oyuncular, personelle alakalı. Abi personellere borcumuz var. Gelen yönetim İşte 20 trilyonsa 10'unu verecek. 10 liraysa 5'ini verecek. Personel kalmadı zaten biliyor musun değil mi? Tabii çok. 10 tane personel var. Hepsini kendileri yaptılar işleri. Çıkır 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 çıkır. Hepsi profesyonel. Oo yöneticiler, bu yöneticiler var ya. Ya bak bir şey anlatayım size bak. Yemin ediyorum. 3 tane çocuğum var. Kim yalan söylerse diyorum. Bir gün bir yere gittik. 4 yolda. Bankadan çıktım.
Bir abimizin iş yerine girdim. Bir tane Bursaspor yöneticisi. Ben tanımıyorum. Yöneticiymiş adam. Harbi yani 15 kişinin içinde. Geldiler bu abi yönetici. Merhaba abi, merhaba. Dedim bu hafta maça geliyor mu? Dedim kimle oynayacağız dedi. Şaka gibi ya. Bu yönetici abi yöneticilik yaptı bana mı abi? Siz ne diyorsunuz abi? Kimle oynayacağız dedi adam ya. Şaka gibi abi, siz ne diyorsunuz abi ya? Sorun bakalım yönetim kurulunda 3 tane maça giden var mı? Üst üste. 3-5 tane var, ayırıyorum onları. Ne yönetim abi? Ne başkanı abi ya? Ya kendi söyledi zaten ya. Ben dedi 4 sene, 4-5 kere de adaylığımı koydum. O kadar para harcadım dedi. Başkan olamadım dedi. Yazlık da bacak bacak üstüne otururken dedi başkan oldum dedi. Burası Bursa, enteresan. Ne diyeyim ben daha? Abi şöyle bir soru gelmiş. Sor abi. İbrahim Yazıcı rahmetli olduğunda, yani kulübü bıraktığında 600 milyon TL değerinde bir takım bıraktı. Biz o 600 milyon TL'lik takımı erittik. Üzerine bir de 500 milyon borç açtık. Bu arada geçen süre içerisinde bu parayı nasıl iç ettiler? Bir bilgin var mı diye soruyorum. Var abi, yanlış transferler demek. Abi Recep gelmiş 20 tane topçu almış. Alay gelmiş 60 tane topçu almış 3 senede. Evet, hiçbirinden para kazandık mı abi? Ya arkadaş soruyor da tamam, soruyor iyi güzel de ya biraz futboldan anlayacak insanlar bir şeyler. Ya arkadaş topçu alırsın 10 liraya 5 liraya satarsın, bir kere dersin yani 5 lira olsa da kere dersin. Biz 60 topçu almışız, 3 tanesinden kere etmişiz abi. Yani 57 tanesini parasız göndermişiz abi. Mesut Beslen ne yaptı? 13 tane topçu diyorum. Bugün almaya kalktığında 13 tane topçuyu 100 trilyon versen alamazsın arkadaş. Ama ne yaptı? 30 trilyona yolladı topçuların hepsini. Niye? Zor durumda diye. Tatlıyı açtırmak için. Anlatabildim mi? Bugün o topçuyu 100 trilyona toplayamazsın 13 tane topçu. Doğru. 150 trilyona toplayamazsın. Hepsi değer kattı. Bir de şimdi bu sene daha da değerlendi. Ya bakın anlatıyorum. Yani topçu, bakın abi topçuyu satmazsan, aldığın topçuyu satmazsan para kazanma, senin kulübünün borcu çoğalır. E bir de kur farkları geliyor. Bir de kur farklarından borcumuz çoğalıyor. Bu sahada, bu sporda değil, bütün kulüplerde, bütün şirketlerde, bütün evlerde. Sen şimdi kredi kartı kullanıyorsun. Faizini ödeme ne oluyor? Tabii. Bir sene ödeme bakalım ne olacak? Bir de icralık oluyor. Bir de icraya para ödüyor. Ya bu iş böyle yani. Gelir ve gider tablosunu bir tutacaksın. Peki abi, kulübün muhasebe departmanıyla alakalı ciddi problemler var zaten, hani senelerdir var. Yine bu sene de bir eksi 3 gelme ihtimali olduğu söyleniyor bu konuyla alakalı. Evrakların eksik olmasıyla ilgili. Bir iki tane topçuya acil ödememiz var. Onu ödersek bize ceza gelmeyecek diye biliyorum ben. Selim abi, kongre üyeleri konusunda neler söyleyebilirsin? Yani Bursaspor kongre üyeleri, herkes kongre üyesi olsun mu? Yok mesela... abi olmasın, ben o hatayı yaptım abi. Sayın İbrahim Yazıcı'ya söylemiştim. Yani bizim 2500-2600 tane üyemiz vardı. İbrahim abiye dedim ben, İbrahim abi büyüyelim 15-20 bin, 50 bin üyemiz olsun dedim. Çok büyüyelim dedim. Oğlum bak yarın öteki gün sıkıntı çıkarır bu kulüp dedi. Yani gerek yok dedi, şey olur dedi, yani gruplaşma olur, şey olur dedi. Yap abi dedim, büyüdü. İbrahim abi bir açtı, biliyorsunuz 5000-6000 üye oldu. Ondan sonra gelenler yaptı, bilmem ne yaptı. İşte görüyoruz kongreyi. Kongreye kimse gelmiyor ki abi. 10.000 olsun olur, 15.000 olsun olur. Kimse gelmiyor ki abi. Evet, evet. 1000-1500 kişi nereye? Şu an zaten... Gelenler herkes birbirini tanıyor. Ama Aleyhin son kongresine çok kişi geldi. Ben hiç hayatımda statta görmediğim insanları gördüm ya. Ulan benim bunlar bu spora iyi miydi ya? Altyapıyla alakalı bir mesaj gelmiş abi. 5 yıllık sözleşme yapmışlar. Yıllıkta 1 milyon TL Bursaspor'un kazancı var. 1 trilyon. Evet. Hayırlı olsun. Ya biz bakın yanlış anlamayın. O, ben söylüyorum yani 1 trilyon, 5 trilyon önemli değil. Yani olay şu. Bursaspor'u büyütsünler. Bunlar çok güzel şeyler. Anlatabildim mi? Ben söylüyorum. Güzel şeyleri söylüyorum. Söylememiz lazım hepimiz. Bursaspor'u büyütsünler Avrupa'da, her şehirde, kasabalarda, ilçelerde, illerde. Yani büyütsünler Bursaspor'u.
Bırak gelir de gelmesin. Ama dürüst olsunlar. Benim anlatmak istediğimi anlıyor musun insanlar? Bir lirası bir lira desinler. Açıktan üstü almasın. Abi hep geçmişi konuşmak olmaz demiş gelen soruda. O doğru söylüyor arkadaşım. Biraz da geleceği konuşalım. Doğru söylüyor. O arkadaşıma yani çok teşekkür ediyorum. Biz yanlış yapıyoruz. Geçmişi konuşmamak lazım. Kalem çizmemek lazım. Geleceği konuşmak lazım. Çok güzel bir soru. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Zaten biz burada hata yapıyoruz. Hep. Ya şimdi sor iş adamlarına. Ya diyor. Aklı adamlar abi. Ben hepsiyle görüşüyorum abi yani. Hep yöneticiler mi hatalı diyor. Sorduğu zaman. Hep başkanlar mı hatalı? Taraftar hatalı değil mi diyor. Evet taraftara. Evet doğru söylüyor. Bazıları doğru söylüyor. Taraftar da bir kendine bakacak abi. Aynaya bakacak. Kavaleden yazmayacak. Çık 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 çık. Ahmet Bey'de çık 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 çık. Mehmet çık 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 çık. Bilmeyenler yazıyorlar da yazıyorlar abi. Yok Ali gelecek. Mehmet gelecek. Cafer gelecek. Kamil gelecek. Birisi bir şey söylüyor. O onu söylüyor. O onu söylüyor. Öyle öyle. Ama söylüyor sadece. Bizde spor yazarları bir sürü. Oo. Bildiğin gibi değil. Herkes spor yazar. Herkes gazeteci olmuş. Abi bu kağıdı ver bakalım abi sen. Burada. Gelir. Hanım yazdı bana ıspanak mı alınacak? Pırasa mı alınacak bu kağıttan? Bir şey yazmıyor ama. Selim abi hepsini konuştuk oradan her şey. Allah Allah. Sormaya bile gerek kalmadı çoğun alsa. Sen hepsini güzel abi. Yani Bursaspor'un yanında olalım, Bursaspor'da olalım lütfen. Hep beraber. Bakın işte 3 tane takım çıkmadı. Şimdi ikincilik biraz daha rahat. Ama inşallah birincilikte oynarız bu sene. Pazartesi gene bir şey var, gündem var. Bu ne gündem çıkarıyorlar da. Daha zaten şeyi ya, tescil etmediler abi. Ligleri tescil etmediler. Tabii etmediler. Bekliyorlar yani. Evet bekliyorlar yani. Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyorlar. Ben buradan sesleniyorum bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza. İnşallah çıkarır 3 takımı. Adana Demirspor, Akhisar Bursaspor. Çıkarır 24 takım olur. Zaten 21'de yapsan, 24'de yapsan değişen bir şey yok. Sadece lig uzayacak. Onu ekarte edebilirler mi? Hafta içi, hafta sonu ya gibi. Sistemi değiştirdiler. Bir ara biz Avrupa'ya giderken Avrupa grubu yapmışlardı. Şampiyonluk grubu yapmışlardı. İddiadan daha çok para gelir. Yani futbolu bitirdiler yani. Ben size söyleyeyim baştan da. Onu da söylemek istiyorum. İnşallah. Selim abi. Stadlar bomboş. Selim abi. Bu koronadan önce söylüyorum yani. Bomboş. Yani. E-bilet bu paralar kime gidiyor? Çok yazık günah. Her sene 37 lira gibi bir rakam oluyor kişi. Kime gidiyor abi paralar? Ya biz Ankara dava açtık bununla ilgili. Hep söylüyorum, hep konuşuyorum bunu. Ankara güçlü arkadaşlar sağ olsun, gençler birliği arkadaşlar hep beraber açtılar davayı. Birkaç kulübü de böyle aldılar filan. İmzalar verdik filan bilmem ne. Hakim karar veremedi ya. Aşıyor dedi bizi. Nereden haber geldiyse. Yani daha ne diyeyim abi. Lütfen dedi, bu davayı alın dedi ya. Bu davayı başka tarafta yapın dedi ya. Yani ne diyeyim abi yani? Ne yaptı abi bunu kuran adam? 3 tane makine koydu abi. Senelerce sporu kaç seneden beri var bu? 4-5? 6 oldu. 5 mi? 6 seneden beri hiçbir şey çalışmadan milletin sırtından para kazanıyorlar abi. Yine kulüp personeli dişelerde duranlar. Hepsi abi kamera koydular başka bir şey yok. Sistem koydular yani. 10 liralık makine koydular. Yazık günah abi ya milletin parasına ya. Ama suç bizde taraftarlarda abi. Kimse değil mi sesini çıkarmıyor ki ya. Bir tane spor yazarı işte Kanal D, Show TV, NTV Spor bilmem ne. Bir tanesi bahsedebiliyor mu ya? Korkudan bahsedemiyor ya. Hiçbiri bahsedemiyor ya. Korkudan bahsedemiyorlar ya. Demiyorlar ya bizim halkımız, bizim spor severimiz bu konuda şikayetçi demiyorlar ya. Hepsine de mesaj atıyorum ha. Erman Torun'undan tut Sinan Engin'le hepsine mesaj atıyorum. Bir kere delikanlı olun bunu konuşun diye. Hani çıksınlar konuşsunlar. Nerede? Kolunu çıkarır senin kutlarını konuşsun. Kime ne söylenecekse söylesin.
Direkt. En direkt. Selim abi, Atatürk Stadı'nın oraya biliyor musun? Ara sıra arabayla geçiyorum. Ne hissediyorsun oradan geçerken mesela? Abi anılarım tazeleniyor. Ben oradan direkt cezaevine gittim. Yani anılarımız tazeleniyor. Direkt böyle cezaevine öyle şey niyet falan yok. Hemen direkt arabaya geç. Oradan cezaevine ya lan. Dediler hemen. Hemen cezaevi. Mahkeme falan hemen direkt. Trink. Daha ne diyeyim abi. Oradan alındık, bir sürü sopalar yedik. Eziyetler çıktı. Hepsini gördük, hepsini yaptık yani 17-18 yaşında, bundan 50 yaşındayım yani 32-30 sene önce hepsini yaptık, hepsini denedik. Sadece ben değil yani, benim arkadaşlarım da, benim Seyit beraber olduğum arkadaşlarla beraber, yeşi bende bir sürü arkadaşım var, sadece Selim Kutlan değil ki, orada bir sürü insan var, herkes birbirini, bak abi Bursa'da herkes birbirini tanıyor, atarı da belli, kaçarı da belli, kimse kimseye anlatmayacak. Ne diyeyim ben abi? Çok şey var söylenecek, söyleyemiyoruz. Bazı şeyler işte Bursa Spor böyle engelliyor yani. Odumuz Spor'u çok sevdiğimizden zarar vermeyelim. Aslında çok şey söylenmesi lazım. Çok şeyin konuşulması lazım. Bazı şeyleri konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Bursa Spor zarar görecek. Fatih, var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Zaten Selim abi... Bursa'da bazı görecek. İnsanlar var. Selim evlat abi... olsa sevilmez. Selim abi yönetti zaten. Yok, birazdan beni dövecek. Bu molayı verelim ya da bitirelim o, sigaramı. Herkes sigara molasında abi destek oluyor sana ama. Abi bir sigara içirmediler bir daha abi. Abi son söylemek istediğim bir şey var. Abi bütün Bursa Spor taraftarına Allah rızası için hepsine sesleniyorum. Yazmayalım, çizmeyelim. Şehrin büyükleri var, dinamikleri var. Gözünü seveyim. İnşallah salı günü, çarşamba günü. Bak ben Ahmetçi Mehmetçi değilim, ben Bursa Sporluyum. Hüseyin Akdemir'di olmak, başka paralı bir abi çıkar. Hemen deriz ki abi sen başkan ol, gözünü seveyim. Bak biz anlatabildim. Ama bana dosyayla gelmesinler abi ben. Koltuk altına iki tane kağıt koydum. Ben üyeyim demesinler ben. Lütfen be abi. Lütfen abi ben. Biz çok gördük plan proje yapanları, başkanları. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Abi bak İbrahim Yazıcı'dan başka kimse bu kulübe gelir kazandırmadı. Gelir diyorum, nakit para. Katlı otoparkı 88'de aldık. Kültür Park'ın girişini parayla aldık. Uludağ girişini parayla, para her gün para bu sporun kasasına geliyordu. Garajı aldık. Garajı giriş çıkışları her gün para. Bana böyle gelsinler böyle. Kağıtla gelmesinler abi. Rahmetli Bezinli'yi aldık. Kimse soruyor mu Bezinlik ruhsatı var mı Bursa Spor'da diye. Bak konuşmak istemiyorum diyorum ya. Bak bazı şeyleri söylemek istemiyorum diyorum. Kalp kırmak istemiyorum ya. Siz biliyor musunuz Bezini'nin yerini Bursa Spor'un? Valla ben şeydekini biliyorum. Nerede? Otokop'un yanında. Petrol ofisi. Sen biliyor musun? Yok orası şey. Sen bir Bursa Spor'un Bezini'nin biliyor musun? Eski Bezini'nin. Ha şeydeki mi? Aymır'ın karşısındaki mi abi? Evet. Hatırlıyorum. Az bak, çat bakma. Fatih'in yaşı böyle şey olabilir. Ben... Ben duydum yani. Ben hatırlıyorum. Alt geçit hemen oradaki. Neler alındı Bursa Spor? Hepsini İbrahim Yazıcı. Hepsini İbrahim Yazıcı bu kulübe kavuşturdu ya. Biz böyle başkan istiyoruz yani. Bir şeyler kazandırsın ya. İlla başarı değil ya. Biz nereden yaptık başarı? Şampiyon olduk ya. İspanya'da, İskoçya'da. Her tarafta yeşil beyazda gezdik. Çok şükür hepsini bütün maçlara da gittik. Çok şükürler olsun. Ya bu spor taraftarı daha istiyor şampiyonluk. O ayrı bir konu. Ama önce bir önümüzde bir gerçekleri konuşmak lazım. Bir borç var. Bu borcu azaltmak lazım. Bu borcu neyse azaltırız. Ben söyleyeyim ya. Belediye başkanına bu spor başkanı bir kere çıkacak. Banacık bir kere. Bak bir daha gelmemecek ya. 5 sene başkansın bir daha gelmemecek ya. Ne para istiyorum, ne pul, ne bir şey diyecek ya. Ben diyecek bu yeri istiyorum kardeşim. Bu spora kavuşturun burayı. Vermiyorsa söyleyecek bizlere ya. Bu kadar basit ya. Hangi belediye başkanı vermiyorsa söyleyecek bize. Biz de gideceğiz, yatacağız orada gece gündüz. Daha ne yapalım abi? Hiçbir yönetim böyle bir taraftardan destek istedi mi abi? İstemedi abi. Ya bildiğim bütün eski yönetimleri düşününce. İstemedi abi. Ben söyledim ama hepsini. Bunların hepsini söyledim ben abi.
Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam. Buradan Sayın Mesut Bestan, ben kongrede konuşacağım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum buradan. Ben sen aday olduğunda ben o kongre salonunda çıktım. Dedim ki Mesut Bestan bana 10 milyon euro bende var dediğini söyledim. Ve sen karşımda oturuyordun. Benden sonra da konuşma yaptın. Diyebilirdim ben karşımda otururken. Ben Selim'e öyle bir şey söylemedim. Diyebilirdin, demedin. Ve geldin 10 milyon euro koymadın. Yazıklar olsun. Bizi kongre üyelerine yalan söyledin. Ben kongre üyelerinden de özür diliyorum. Böyle yalancıların dalgasına özür diliyorum bütün kongre üyelerine. Ben bu konuşmayı yaptım, karşımda oturuyordu. Adam gibi çıksaydı, adam gibi deseydi, ben Selim Kutlan'a böyle şey söylemedim deseydi. Ama başkan olmak için her türlü kurnazlığı, her türlü çakallığı yaptı. Ne oldu yani, ne oldu, ne oldu? Ne oldu yani, ne oldu, ne oldu yani, ne oldu? Ne oldu, birinci kez Bursa Spor'u çıkarmadın, zararı uğrattı. 86 trilyon lira para girmiş kasaya. Şimdi soruyorum ben sana. Mesut Bestan'a 86 trilyon girmişse iyi bir başkana kaç para girer? Destek çıkırsa. Soruyorum ya, herkese soruyorum. En az 200 milyon. Ben bilmiyorum, soruyorum abi. Ben köyden geldim abi. Yani öyle bir meblağ da bu sustarı. Kendi söylüyor bunu, ben söylemiyorum ha. Diyorum, demiş ki arkadaşlarımıza ben çıkacağım, tek tek açıklayacağım. Bekliyorum ha, açıkta tek tek ama. Tek tek. Kendi verdiğin paranın makbusunu da göster bizlere. Biz de seni ayaktan tutacağım. Ama makbus yok piyasada. Son olarak Selim abi, kongre ile alakalı ayın 23'ünde bir çağrı yapalım buradan da. Abi yani ilk olsun, ya ilk kongre olsun abi, yani ilk olsun, bir kere olsun. Bursa Spor zor durumda. Şehrin dinamikleri hepsi bir araya gelsin. Hepsi çıksın. Hepsi çağrıda bulunsun. Senin kutulanda bulunsun. Derneklerde bulunsun. İşte Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sayın Valimiz. Hepsi bulunsun ya, ne var ya. Sabahleyin 10'da kahvaltını yap. 10.30'da kahvaltını bitir. 11'de gel ya, ne var ya. Ne var yani? Bir kere gel ya. Bir kere gel. Bursa Spor için. Bursa için bir kere gel ya. Yapalım şu kongreyi. Ne var ya? Başkanımızı seçelim erkenden. Onlar da çalışmalara devam etsin. Ha zaten başkan olan adam çalışmalara devam edecek. Ben şimdi adaysam, kimse kusura bakmasın, bunu da söylemek zorundayım. Ben şimdi adaysam, eğer kendimi aday gösteriyorsam, ben bugün ararım. Kimi alacağım? Fatih Terim'i. Ararım kardeşim. Kimi alacağım? Raşit Barış'ı. Ararım kardeşim. Kimi alacağım? Bunu kimi alacağım? Ararım. Topçu kimi alacağım? Bir şey çıkarırım yani. Kongreye kadar ben onlarla ön sözlük yaparım kardeşim. Bu da zor bir şey değil yani. Ve onlar da çalışıyordur, bunları yapmışlardır diye düşünüyorum. Biz, ben bir şey daha söyleyeceğim. Bütün bu sporlar bunu bilsin. Biz Santurban'ın adı neydi ya? Bizim mi? Ha. Kubilay mı? Kubilay. Biz Kubilay'ı oynatacağız diye birinci ligden düştük. Biz Kubilay'ı oynatacağız diye çıkamadık. Biz çıkamadık arkadaşlar. Bakın size bir istatistikte bulunayım. Ya ben çok gönlüm, hakikaten bak canı gönlünden söylüyorum. Vallahi de billahi. Kubilay Bursa çocuğu ya. Bursa sporlu ya. İddia ediyorum Bursa'lı Bursa sporlu. Ben onun çok iyi olmasını istiyorum. Ama yok. O kapasite yok. Yani yok. Niye ısrar ettiler? Anlamadım, gitti. Ya bakın. Biz küme düştüğümüz sene Ankara Gücü'ne verdik 20 maç oynasın diye. 20 maç oynadı. 3-5 maçı oynadı. Ankara Gücü en alttaydı. İkinci yarı Bursa Spor 16, 14. 15.ydi, 13.ydi. 12. sıra dedi. Ankara Gücü'nden bize geldi. Biz küme düştük. Ankara Gücü kurtardı. Çocuk şanssız, bereketsiz. Sefta yok çocuğun. Daha ne diyeyim abi? Lütfen abiler. Bazı şeyler vardır. Parasız da gider. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Fatih, sana da teşekkür ederim. Vallahi Yaşar abim sigara içiyor. Değerli takipçilerimize de çok teşekkür ederim. Programlarda tekrar. Hayırlı akşamlar diyorum herkese.
Kapandı mı abi?